Selam herkese. Bugün generatif AI art'tan bahsedeceğim. Ya generatif art'tan da bahsedeceğim bir kısmında. Ama önce şeyi merak ediyorum. Yapay zeka alanında çalışan var mı aranızda? Ha, bayağı iyi. Tamam, sunumdan sonra konuşuruz o zaman ayrıyeten. Peki generatif art üzerine çalışan var mı aranızda? Bu tarz generatif modeller üzerine çalışan bir kişi var sanırım. Peki hiç Midjourney'de veya Stable Diffusion'da fotoğraf üreten var mı aranızda? Tamam, güzel. Peki ürettiklerinden mutlu olan var mı? Sadece ilk birkaç saniye, sonra gözünüz alışıyor hızlıca. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Generative AI art nedir? Generative AI dediğimiz zaman aslında biraz daha bölünüyor. Yani dil modelleri de GPT tarzı dil modelleri de generative AI'ye geçiyor, giriyor. Çünkü herhangi bir üretici bir modelle, işte gen modelleriyle veya diffusion modelleriyle çalıştığınız zaman zaten generative AI üzerine çalışıyorsunuz. Bugün bunun art tarafına biraz odaklanacağız. Bu tabloyu biliyor musunuz? Normalde bu tablonun sadece şu kadar olduğunu da biliyorsunuzdur o zaman. Vermeer'in şey tablosu, inci küpeli kız tablosu. Generative AI kullanarak bunu expand edebiliyorsunuz. Yani biz buna out painting diyoruz. Normal koşullarda tabii ki de bunlar yapılmadı. Ama sanki bunu Vermeer işte tamamlamış gibi bunu açıyoruz. Bu eğitimin sonunda aşağı yukarı bunun nasıl yapıldığını da anlatıyor olmuş olacağım. Ya da nasıl çalışına dair bazı fikirleriniz olacak. Şimdi eğitim uzun. Yani 1 saatte de bitebilir, 1,5 saatte de bitebilir. Büyük bir kısmında teorik olarak değil. Yani biraz da bu işlerin nasıl olduğunu ve nasıl böyle bir yaklaşımla olduğunu, tarihinden falan bahsedeceğim. Sonrasında matematiksel kısmına geçeceğiz sonuna doğru. O zaman başlıyorum. Var mı bu zamana kadar bir sorusu olan? Şu ana kadar önden bir soru merak ettiğiniz, ayrıyeten bir şey falan varsa şimdiden sorabilirsiniz. Ben Refik Anadolu Stüdyo'da çalışıyorum arkadaşlar. Biz genel olarak yapay zeka modelleriyle sanat eserleri üretiyoruz. Yaptığımız iş bu. Bunlar hem biraz konvansiyonel, biraz şu anda işte en son çıkan yapay zeka modelleriyle çok büyük veriler üzerinde çalışarak bu görmüş olduğunuz sergileri ve eserleri üretiyoruz. Daha öncesinde Refik Anadolu sergisine giden var mı? Hangisine gittiniz? Evet, AKM'de Rumi'ye gittin muhtemelen. Şeyde çok uzun bir süre vardı. Taksim'de olan çok uzun bir süre vardı Nike'ın yanında. Bu gibi şeyler yapıyoruz aslına bakarsanız. Böyle bir odanın içerisine giriyorsunuz. Gitmeyenler için söylüyorum ama çok kişi gitmiş zaten. Böyle bir odanın içerisine giriyorsunuz. Bunlara böyle immersive efekt deniyor. Sanat eserleri ya da işte bu yaptığımız bu çalışmaların hepsi bu odanın içerisinde yayınlanıyor. Ama dikkat ederseniz mesela insanın burada olmasına rağmen gölge herhangi bir yere düşmüyor. Çünkü burada böyle bazı özel mapping teknolojileri var. Yani bir projeksiyon aynı anda birkaç yere çarpıyor. O yüzden böyle o etkiyi asla kaybetmiyorsunuz. Genel olarak yapmış olduğumuz şeyler bu. Tarihine baktığımız zaman yani generative art without AI dediğimiz zaman eskiden yani böyle 1940'lar 50'lerin olduğu dönemlerde insanlar daha çok algoritmik ve matematiksel ifadeler, geometrik şekillerle generative art yapıyorlardı. Hatta geçen hafta yani geçen ayda çok ünlü yani ilk bu generative art'ın en önemli böyle sanatçılarından bir tanesi de geçen ay Aralık ayında vefat etti, 99 yaşında. Hatta 100 yaşına bir hafta kala vefat etti. Onunla da çalışma şansımız oldu. Bu insanlar o zamanlarda yani 1950'lerde başlayan bir akım aslına bakarsanız. İlk bilgisayarlı algoritmik şeylerle bir sanat eseri yapmaya çalışıyorlar. İlerleyen zamanlarda AI kendinden burada aşağıda gördüğünüz Ahmet El Gamal adında bir profesörün burada bir çalışmaları var. Bu çalışmalar o zamanlar için çok devrimsel çalışmalar. Şu an tabii baktığınız zaman işte Midjourney birebir istediğiniz her şeyi üretebiliyor ama o dönem için baktığımız zaman bunlara bakan insanlar gerçekten çok etkileniyorlardı ve ilk AI kullanarak yapılan sanat eserlerinden bir tanesi. Basitçe normal bir konvansiyonel network üzerinde eğitim yapılmış, işte rokoko, barok tarzı fotoğraflar üzerine eğitilmiş bazı yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyorlardı. Sonrasında OpenAI şirketi, Open olduğu zamanlarda Clip adında bir model eğitti. Bu model aslına bakarsanız şunu yapıyor arkadaşlar. Bunu aslında ilerleyen zamanlarda biraz daha geleceğim. Daha iyi bir şekilde açıklayacağız ama yaptığı şey şu. Çok büyük bir imaj data setiniz olduğunu düşünün. İşte sallıyorum 1 milyon veya 5 milyon. Önemli değil. Ve bunların karşılıkları olan tekste de sahip olduğunuzu düşünün. Yani mesela burada görmüş olduğunuz gibi şurada bir köpek var. Burada işte Pepper, the Aussie Pup yazıyor yani. Ne yazdığı çok da önemli değil. Ama şeye sahibiz yani fotoğraflar ve bu fotoğrafların captionlarına sahibiz. Bu fotoğraf ve captionları bir örtük uzayda yani bizim latent space dediğimiz bir örtük uzayda bunların teker teker embeddinglerini alıyorlar. Embedding kavramını bilen var mı? Embeddingin ne olduğunu? Evet, aşağı yukarı yani mesela dil tarafındaki embeddingleri biliyorsunuz muhtemelen. İşte bir yapay zeka çıktı
katmanında alınan aslında bir vektörel bir formu. Yani ne demek bu? Normal insan yazı formundan yapay zeka modellerini anlayabileceği sayısal formata çevrilen bir teknik. Aynı şekilde bu görüntüler üzerinde de bu embedding işlemini yapabiliyoruz. Bu iki embedding uzayını şöyle bir yüksek boyutlu bir uzayda eğer eşleyebilirseniz, burada görmüş olduğunuz diagonal aslında bu fotoğrafların ve bunlara karşılık gelen embedding uzayının bir eşleştirmesini oluşturuyor. Yani bir fotoğraf veriyorsunuz, buna karşılık gelen teksti alıyorsunuz. Aynı şekilde eğer tekst verirseniz de buna karşılık gelen bir fotoğrafı almaya çalışan bir model. Bu klip dediğimiz model arkadaşlar. Sonrasında gen ve bu latent space dediğimiz kavram böyle biraz daha popülerleşmeye başlıyor. Diffusion mimarisinden önce, yani bu diffusion mimarisinden neyi kastediyoruz anlatacağım zaten birazdan, ama işte Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E gibi modellerin hepsi Stable Diffusion, daha sonra diffusion mimarisini kullanıyor. Bu diffusion mimarisinden önce genler vardı, Generative Adversarial Network'ler. Bunlar yine diffusion mimarisi gibi belirli bir imaj data setindeki bir olasılığı yakalamaya çalışan modeller. Bu burada problem şu, ya aslına bakarsan çok bir problem yoktu diffusion mimarisiyle karşılaşana kadar, ama genler hem eğitimi çok uzun hem de eğitimi çok hassas. Yani mod collapse dediğimiz problemlerle çok fazla karşılaşabiliyorsunuz. Nedir bu mod collapse? Yani aynı anda iki tane neural network eğittiğiniz için ve bu neural networklerin birbirine karşı dengeli bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bunların arasındaki bir dengesizlik durmadan aynı fotoğrafın çıktı vermesine sebebiyet verebiliyor. Böyle problemler vardı. Sonrasında şunu yaptılar. Conditional genler ya da clip guided gen olarak geçiyor. Şöyle bir şey yapıldı. Bakın şurada görüyorsunuz. Burası aslına bakarsanız latent space. Şurada görmüş olduğunuz şey. Yani baktığınız zaman benzer çıktılar birbirine daha yakın. Mesela şurada mor bir alan görüyorsunuz. İşte şurada böyle bir kromatik renklerin olduğu yerler başka bir alanda toplanmış. Ama bunu kontrol edemiyorduk. Yani sadece latent space'te latent walk yapabiliyorsunuz. Yani belirli bir vektörler üzerinden gidip işte bu şuradaki çıktıları alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey yapıldı. Sonuçta clip modelini biz biliyoruz. Yani imajların embeddinglerini alabiliyoruz. Bunlar karışık bir tekstleri alabiliyoruz. Acaba dediler ki gen latent space'ini, yani buradaki örtük uzayı kliple kondisyonlayabilir miyiz diye bir fikir ortaya çıkıyor. Ve sonrasında şöyle bir şey yapılıyor. Sallıyorum işte elinizde 1 milyon tane fotoğraf var ve bir gen modeli eğittiniz. Böyle bir tekst giriyorsunuz. Sonuçta şeyi biliyoruz, yani tekste karşılık görüntünün aşağı yukarı nerede olma olasılığına dair böyle bir yaklaşımımız olduğu için vektör olarak bunu gen modelinin örtük uzayında ilgili yere doğru yaklaştığınız zaman aşağı yukarı buradaki görüntüyü kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Zaten şu anda yapmış olduğumuz şey de, yani bütün işte Midjourney, Stable Diffusion, aslına bakarsanız bu buna benzer bir mimariden çıkıyor arkadaşlar. Sonrasında şöyle şeyler oluyor tabii. Yani genel olarak kalite arttıkça, ilk genlerde belki şey görmüşsünüz, bir web sitesi var işte This Person Doesn't Exist diye bir web sitesi var. İşte giriyorsunuz, inanılmaz gerçekçi bir insan suratı ama o insan gerçekte yok. Çünkü o insan suratlarıyla eğitilmiş bir yapay zeka modelinden size bir çıktı veriyor. Ve orada bir olasılık, daha orada bir yani Gaussian distribution var değil mi? Yani o insanın gerçekten olmaması nedeni aslına bakarsanız direkt bir fotoğrafı işaret etmekten ziyade belirli bir olasılık dağılımı üzerinden herhangi bir noktada o insanı çıkartmış oluyorsunuz. O yüzden aslına bakarsanız gerçekte böyle bir insan yok. Ama son zamanlarda şeyi fark etmişsinizdir. Neyin generative AI ile öğretildiği, neyin gerçek fotoğrafı olduğu artık böyle çok gri bir alana dönüştü. Birkaç ay önce böyle bir Japon bakanın bir fotoğrafı yayınlandı. İnsanlar aşırı böyle kafayı yediler. Yani gerçek zannettiler. Hatta bizim ülkemizde niye böyle bakanlar yok falan demişlerdi. Sonra hemen böyle saç diplerine gittiğiniz zaman orada anlaşılıyor zaten o fotoğrafın gerçek olmadığını. Peki son zamanlarda hiç mesela böyle Twitter'da falan böyle bir şey denk geldiniz mi? İşte hani ya bu acaba gerçek mi? Mesela bakıyorsunuz işte Instagram'da geçiyorsunuz mesela birisinin fotoğrafı gerçek değilmiş gibi gözüküyor. Hiç böyle bir şey denk geldiniz mi? İspanya'da var bir tane. AI Tana galiba ismi, öyle bir şey olması lazım. Böyle sanki gerçek bir Instagram influencer'ıymış gibi ama aslında öyle bir insan yok. Durmadan onun böyle gerçekçi fotoğraflarını üretiyorlar. Bunun gibi bazı örnekler var. Şimdi en sonunda da işte Stable Diffusion geliyor. Yaklaşık olarak birkaç yıl önce bu mimari ortaya atıldı. İlk, yani daha doğrusu Stable Diffusion başka bir şey, ondan da bahsedeceğim. Yani Diffusion mimarisi önce ortaya çıktı ve insanlar bununla yapay zeka modelleri geliştirdiler başlangıçta. Birkaç tane örneğini göstereceğim size eğitimin son kısımlarında. Genel olarak şöyle bir mimarisi var. Yani genlerden veya diğer modellerden farklı olarak şöyle bir
şeyde yapılıyor. Bakın şurada mesela görüyorsunuz işte böyle noisy picture'lar var. Ve yapılan şey şu, elimizde gerçek fotoğraflar var. Yani gerçekten çekilmiş veya internetten toplanmış fotoğraflar var. Biz bu fotoğrafların üzerine böyle adım adım, şurada görmüş olduğunuz gibi şu sol sağ taraftan bakın. Adım adım onun üzerine bir noise ekliyoruz. Yani bir Gauss gürültüsü ekliyoruz onun üzerine. Ve yapay zeka modeline bu Gauss gürültüsünün nasıl o fotoğrafı etki ettiğini öğretmeye çalışıyoruz. Ki sonrasında bu bütün prosesi geriye alarak herhangi bir gürültüden herhangi bir fotoğraf çıkartabilirim diye. Bunlar geçen yıl yaptığım bazı çalışmalardan bir tanesiydi. Total bir diffusion prosesi şöyle gözüküyor arkadaşlar. En başta böyle bir bulanık bir görüntüyle başlıyorsunuz. Herhangi bir şey olabilir bu. Ve sonrasında o fotoğraf, o clip guided dediğimiz şeyle yavaş yavaş üzerindeki gürültü kaldırılarak gerçekçi ve net bir fotoğrafa dönüştürülüyor. Yapılan işlem aslına bakarsanız bu. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz şey benim geçen yıl ettiğim bir model. Böyle Edo dönemi Japon sanat eserleriyle işte böyle biraz daha pastel renklerde bir yağlı boya sanatçısının böyle bir karışımıyla eğitilmiş bir yapay zeka modelinden çıkan bir görüntü. Ne dedik? Normalde şöyle bir görüntümüz vardı. Bu net bir görüntü ve biz bu net görüntünün üzerine yavaş yavaş Gauss gürültüsü ekliyoruz. Ve her bir stepte yapay zeka modeline, daha doğrusu işte daha böyle teorik olması için ya da bilenler varsa UNET adı verilen bir modele her katmanda ne kadar gürültü eklediğimizi göstermeye çalışıyoruz ki eğitim bittikten sonra herhangi bir fotoğrafa bakıp üzerindeki ne kadar gürültü olduğunu tahmin edebilsin diye. Ve süreç şöyle işliyor basitçe. Böyle bir görüntünüz var. Her katmanda dediğimiz gibi gürültü ekliyoruz ve bu gürültü eklendikten sonra şurada bu, yani bu forward diffusion dediğimiz şey üzerine gürültü eklediğimiz zaman, bu da fotoğrafı çözmeye çalıştığımız zaman, şu kısımdan biraz sonra bahsedeceğim. Bakın şurada görüyorsunuz T14, T35, T6 gibi farklı değerler var. Bu şu anlama geliyor. Şimdi bir diffusion mimarisi arkadaşlar, yani bu generatif AI artı üzerine çalışacağınız zaman şu an aslına bakarsanız yani SOTA ve yani kullanabileceğiniz tek mimari şu anda hemen hemen. Böyle bir mimari çalıştığınız zaman bu mimarinin eğitimi arkadaşlar şu şekilde gerçekleşiyor. Elinizde birçok fotoğraf var ve bu fotoğraflara bu zaman damgasının içeren bir gürültü ekliyorsunuz. Bu mesela şöyle bir şey olmuş olsun. Diyelim ki totalde 100 step'lik bir noise eklemeniz gerekiyor her fotoğrafa. Diyelim ki öyle bir model edeceksiniz diyelim. Random şekilde farklı zaman aralıklarında, mesela dün burada T14 varsa daha az bir gürültü, işte T35 varsa daha fazla bir gürültü veya işte giderek sayı artıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Bir zaman damgasını önce yine her zaman yaptığımız gibi embedding haline getiriyoruz. Mesela aynen şurada görüyorsunuz işte T14. Bu zaman damgasını encode ediyoruz ve bunun embeddingini alıyoruz. Her katman içerisinde, yani bu modelin eğitimi sırasında bu fotoğrafın üzerindeki embeddinglere bir katman daha bir zaman damgası ekliyoruz. Ve UNET modelimizi bu şekilde eğitiyoruz arkadaşlar. UNET modeli şunu öğreniyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi noisy image ve ne kadar noise içerdiğine dair burada bir zaman damgası embeddingi. UNET predict noise diyor. Mesela sallıyorum işte hani burada değer vermiştik T14, T35, T156 gibi. Mesela sallıyorum işte 156 basamak ya 156. adımdaki bir gürültünün olabileceği kadar bir değer tahmin ediyor. Ve her seferinde bakın şurada görmüş olduğunuz gibi denoising işlemi yapılırken her seferinde bir adım olacak şekilde o fotoğraftaki gürültüyü kaldırmaya çalışıyor. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Anlayan var mı peki? Tamam. Birazdan daha açıklayıcı olmaya çalışacağım. Çünkü biraz karışık bir mimari, evet ben de farkındayım. Şöyle göstereyim. Şurada bir fotoğrafımız var. Bunun herhangi bir adımında gerçekleşmiş olabilir. Önemli değil. Başlangıç görselimiz şöyle bir şey. Herhangi bir random Gaussian noise alıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki total gürültüyü tahmin etmeye çalışıyoruz. Şu adımdaki. Diyelim ki şöyle bir gürültü tahmin ettik. Ana tamamen random olarak yani pure noise'e sahip olan görüntünün üzerinden şuradaki herhangi bir adımdaki gürültünün değerini çıkarttığımızdan bir adım daha küçülmüş oluyor. Ve bu prosesi sonsuza kadar devam ettirdiğiniz zaman bu fotoğrafın üzerindeki gürültüyü tamamen kaldırana kadar reverse diffusion yapmaya çalışıyorsunuz ki o fotoğraflar o kadar netleşiyor. Yani gün sonunda. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle bir pure noise'dan başlıyorsunuz. Teker teker üzerindeki gürültüyü kaldırmaya çalışıyorsunuz ve bu görüntü oluşuyor. Peki şimdi problem şu. Bu gürültüyü nasıl kaldıracaksınız? Yani neye göre kaldıracaksınız? Buraya birazdan geri döneceğim.
Bunda da text conditioning kullanıyoruz. Yani biraz önce o genlerde kullandığımız o clip modelinde yapmış olduğumuz gibi, bakın şurada bir text enformasyonumuz var. Bu text enformasyonu aynı şekilde, yani mesela normal önce bir yazı yazdık, dedik ki işte ne bileyim green frog on stone in the rainforest gibi bir şey mesela, sallıyorum. Bu aynı LLM modellerinin olduğu gibi bu yazıyı önce tokenize ediyoruz. Sonra bu tokenize, yani bu bütün tokenleri embedding haline getiriyoruz. Ve sonra bunları da attention değerlerin üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Her açılımda, yani clip modelinin o üzerindeki gürültüyü kaldırma aşamasında şöyle bir şey yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Tekstimiz var. Clipten geçiyor. Şurada bir tane görüntü. Yine aynı şekilde clipten geçiyor ve ortada bir yerde buluşuyoruz. Aynen şu. Şimdi şöyle bir şey, normal koşullarda mesela hiç text conditioning kullanmamış olsaydınız, random bir şekilde saldırıyorum köpek fotoğraflarıyla veya random çok büyük bir dataset ile eğitilmiş bir diffusion modeli, herhangi bir çıktısı tamamen kaldırdığınız zaman şöyle bir görüntü elde ediyor olmuş olacaktınız. Clip modelindeki o kondisyonlama işlemini yaptığınız zaman da işte bu veya bundan daha ileriye doğru daha fazla bir köpek objesinin olduğu bir fotoğraf elde ediyor olmuş olacaktınız. Guidance scale dediğimiz başka bir parametre daha var, ya da guidance factor scale gibi, yani GFC olarak da geçiyor bazı yerlerde. Bu ikisinin arasında uzayda vektör olarak böyle bir noktada duruyor. Ve bu parametreyi ayarlayabiliyorsunuz ki istediğiniz fotoğrafı iyi bir şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi hemen geri dönüyorum. Aynen şurada görmüş olduğunuz gibi bu bahsettiğim vektör bu. Yani unconditional, hiçbir kondisyonlama yapmadığınız zaman bütün datasette böyle bir etki alırken kliple guide ettiğiniz zaman böyle ve ortada bir yerde işte kendi isteğinize göre bir noktada duruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha geriye dönelim. Şuraya. Aynen. Bu bir fotoğrafın açılma kısmıydı. Yani random pure noise'dan gerçekçi bir görüntüye gelmeye çalışıyorduk. Bir uzayda aslına bakarsınız yani yol kat ediyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Aynı şekilde burada bir scheduler'ımız var. Scheduler biraz önce size bahsettim. O time step'lerin embedding'lerini çıkartmaya çalışıyor. Ve ilgili embedding'leri bu fotoğrafın üzerine ekliyor. Ve sonrasında işte gürültüyü tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yapılan işlem bu. Peki burada şöyle bir problem var. İlk diffusion modeller çıktığında bunu mesela sallıyorum işte 64'lük bir imaj üzerinde veya işte 128'e 128'lik bir imaj üzerinde yapıyorduk. Fakat bu çok yavaş, çünkü yani 128'e 128'lik bir fotoğraf bize şu an ne kadar küçük gözükse de bu transformer mimarisinden dolayı aslına bakarsanız orada parametre sayısı bir anda inanılmaz yükseliyor ve oradaki computation power çok yüksek ve çok uzun sürüyor. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim, 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında Disco Diffusion diye bir yani bu diffusion'un bir varyantı çıkmıştı ve ilk kullanılanlardan bir tanesi de o. Rumi'ye gittiyseniz mesela tüm oradakiler hepsi Disco Diffusion'da yapılmıştı. O zamanlarda bir fotoğrafın, yani tek bir karenin 512'ye 768'lik bir karenin üretilmesi 13 dakika sürüyordu. Şu an saniyeler sürüyor. Hatta şu an 3 saniyede bir, daha doğrusu 1 saniyede 3 tane fotoğraf üretebiliyoruz. Bu nasıl mümkün oluyor? Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi normal koşullarda 128'lik veya işte herhangi bir büyük çözünürlükte bir diffusion işlemi yapmış olduğunuz zaman her seferinde o fotoğrafın üzerinden o gürültüyü kaldırmak için adım adım uğraşıyorsunuz. Fakat demişler ki diğer bütün mimarilerde olduğu gibi aslına bakarsanız biz bunu böyle direkt fotoğrafın üzerine değil de yine örtük bir uzayın üzerinde yapmış olsaydık. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir autoencoder'ın üzerinde yapmış olsaydık. Şöyle bir şey diyebilirdik, yani tüm diffusion, o UNet modelinin tüm diffusion prosesinin başına ve sonuna bir autoencoder eklemiş olsaydık. Bunu büyük bir uzayda yapmak yerine sıkıştırılmış, yani encoded bir latent space'le yapmış olsaydık bu çok daha iyi olacaktı ve bunu 64'lük yani daha alt bir uzayda yapabiliyor oluyoruz. Hiç autoencoder'ları veya varyasyonel encoder'lar üzerine çalışan var mı? Variational encoder'lar. Böyle fotoğrafın üzerindeki gürültünün kaldırılması için veya atıyorum işte compression için böyle bir şey kullanmışsanız biliyorsunuzdur. Şurada böyle bir örtük uzay oluşuyor. Yani gerçek görüntünün üzerine çalışacağımıza şurada yine aynı şekilde bir embedding uzayında çalışmış oluyoruz. Ve bu da aslına bakarsanız süreci kat kat hızlandırıyor arkadaşlar. Bu mimar geldiğinde, yani diffusion architecture'dan sonra latent diffusion denilen şey, örtük diffusion mimarisi geldiğinde işte bir sürü şirket çıktı bir anda. Hangi şirketler? İşte Google Imagen'i yaptı, işte OpenAI DALL-E'yi yaptı, Stability AI şirketi de Stable Diffusion'u yaptı ve biz şu an işte hepsini kullanıyoruz. Bir de Midjourney tabii sürecin içerisinde vardı. Çünkü öncesinde bu fotoğraf, yani bir fotoğrafı 13 dakikada çıkarmak böyle çok
şey değildi. Reasonable değildi ve insanlar için böyle hani bir ürün haline getirilemiyordu. Ama bu gelişmelerden sonra işte bu ürünlerin hepsine sahip olduk arkadaşlar. Yani dediğim gibi yani burada input'unuz var. Bu sizin fotoğrafınız. Encode ediliyor. Şöyle ufak bir uzayda yapılıyor ve sonrasında decode ediliyor. Bu encoder ve decoder da bu fotoğraflar üzerine için tekrardan eğitilmiş modeller zaten. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakalım. Şunları anlattık. Şuradan da biraz bahsettik. Şuna bakalım. Evet, bu zaten biraz önce bahsettiğim şey. Yani yani burada bir input noise'ınız var. Herhangi bir görüntü. Bir prompt vermeden bir de prompt vererek ve sonrasında bunun işte ortalamasını alıyorsunuz. Daha doğrusu katsayılı bir formunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şundan bahsedelim. Şeyi gördünüz. Ha, soru soracaksın sanırım. Evet. Evet. Hocam Markov chains denoise ederken de kullanılıyor. Evet, yani bu forward ve yani backward, yani bu bir aslına bakarsanız tek adım adım olduğu için orada Markov chain kullanıyoruz daha doğrusu. İkisinde de. Eğitim, yani ikisinde derken eğitim tarafında ve normal inference'dayken, çözerken. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünelim. Mesela bir fotoğrafı hiç JPEG artifact gördünüz mü? Mesela işte bir fotoğrafı çok büyütüyorsunuz ve fotoğrafta şöyle artifactler oluşmaya başlıyor. Hiç fark ettiniz mi? Mesela küçük bir fotoğraf, işte ne bileyim. BMP mesela, sağlam, ufak bir logo var elinizde. Çok küçük, onu büyütüyorsunuz, bozuluyor değil mi? Şimdi diffusion mimarisini neden bu kadar böyle devrimsel bir teknoloji? Biraz ondan bahsedelim. Ya da işte upscaler'ları gördünüz mü son zamanlarda? Adam mesela böyle yaklaşıyor, yaklaştıkça hiçbir şey bozulmuyor falan, denk geldiniz mi Twitter'da? Şimdi onlar şöyle yapılıyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şöyle bir fotoğrafınız var, tamam mı? Çok küçük bir fotoğrafınız var. Siz bunu büyüttünüz, her tarafı bu işte JPEG artifact oldu. Böyle işte kare kare görüyorsunuz. Neden? Çünkü zaten hani klasik matematiksel interpolasyon tekniklerinde ne var? İşte normal bir interpolasyon var. Mesela sallıyorum, şurada siyah bir piksel var, şurada yeşil bir piksel var. Büyütünce yeşil ve siyah arasında bir renk alıyor. Onu oradaki piksele koyuyor. Bazı işte başka ne var? Bicubic falan var. Hatırlamıyorum şu an çoğunu. İşte yan piksele kopyalıyor kendi rengini. Öyle gözüküyor. Zaten o yüzden bozuluyor. Biz ne yapmak istiyoruz? Yani biz bu fotoğrafı büyüttüğümüzde dahi şurada köpeğin kılları gelsin, işte göz detayları gelsin, ağzı bozulmasın. Yani eski bir Tomb Raider oyunundan ziyade böyle biraz daha gerçekçi bir fotoğrafa dönüşmesini istiyoruz. Nasıl yapılıyor arkadaşlar? Sonuçta bir fotoğrafı büyüttüğünüzde fotoğrafa bir gürültü ekleniyor. Yani bizim de aslına bakarsanız diffusion'da yaptığımız şey gürültüyü fotoğraftan çıkartmak. O yüzden siz fotoğrafı ne kadar büyütürseniz büyütün, fotoğrafa yine bir ufak bir Gauss gürültüsü ekleyip fotoğrafı tekrar çözmeye çalıştığınız zaman sizin eğittiğiniz diffusion mimarisi bu fotoğrafı sanki daha öncesinde görmüş olduğu gibi veya yani görebileceği bazı detayları tekrardan üzerine eklemeye çalışıyor. Çünkü zaten bizim yapmış olduğumuz şey şey yapmaktı. Yani gürültüyü kaldırıp oraya işte olması gereken dataya eklemekte. O Gauss distribüsyonundan. O zaman böyle bir fotoğrafı büyüttüğümüz zaman da ne anlama geliyor? Yani o ilgili kısımda gürültüye eklenirse onları da kaldırabileceğimiz anlamına geliyor. O yüzden aslında teorik olarak, pratik olarak olmasa teorik olarak bir fotoğrafı sınırsız bir şekilde büyütüp o fotoğrafa ilgili kısımlarına detay ekleyebiliyorsunuz. O yüzden mesela işte atıyorum işte 1 gigapiksellik fotoğrafı üretiyorlar. Hatta ben geçenlerde de paylaştım Twitter'da, böyle bir Atatürk portresi var. Uzaktan baktığınız zaman, yaklaştığınız zaman işte sahil, cami gibi böyle bir şeylere dönüşüyor. Onun da örneği burada vardı galiba. Bunları göstereceğim birazdan. Ha şu. Mesela şöyle gözünüzü kısıp baktığınız zaman arkadaşlar, burada böyle Atatürk'ün portresini görüyorsunuz. Ama mesela neresi? Şurayı iyi dikkat edin. Şu merdivenin olduğu yer. Buraya yakından baktığınız zaman bakın mesela şurada insanlar var bilmem ne falan. Normal koşullarda hani şöyle bir fotoğrafa o kadar yaklaştığınız zaman onların hiçbir şekilde anlamsız gözükmesi gerekiyordu. Ve zaten diffusion'da bu kadar yüksek çözünürlükte bir fotoğrafı üretmeniz de imkansız gibi bir şey. Yani bunu ancak böyle işte upscaling'lerle falan yapabiliyorsunuz. Onlar da bu şekilde yapılıyor. Bunu hatırlayan var mı? Bir ara çok tutmuştu. Aynen. QR Code Monster. Belki son zamanlarda şey görmüşsünüz işte suratınızın 10 tane fotoğrafını atıyorsunuz. Ondan sonra bir yapay zeka modeli eğitiliyor ve sonra siz isterseniz işte bir işte Da Vinci tablosunun içine girebiliyorsunuz. İşte ne bileyim GTA 5 karakteri oluyorsunuz bilmem ne. İstediğiniz herhangi bir şeye dönüşebiliyorsunuz. Bu teknikler şöyle yapılıyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu tüm diffusion sürecinde birkaç tane teknik geliştirildi. İlk teknik embedding tekniğiydi. Yani sizin yüzünüzdeki fotoğrafların bir embeddingi oluşturuluyor. Bunlar diffusion mimarisine ekleniyor ve daha sonra modelin ağırlıklarına ekleniyordu. Bu şekilde bir teknik vardı. Sonrasında LoRa diye bir teknik geldi.
Şeyi biliyor musunuz? Dil modelleriyle çalışan var mı LLM'ler üzerinde? PEFT'i biliyor musunuz? RAG'yi biliyor musunuz? Hani mesela böyle dokümanlarınızı atıyorsunuz, vektör embeddinglerini alıyorsunuz, sonra ona sorabiliyorsunuz falan. Onun gibi düşünebilirsiniz. LoRa tekniği aslında zaten bizim derken yani görüntü tarafında çalışan insanların LLM'cilerin bu işte tekniklerinden devşirdiği bir şey. Şöyle yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Şöyle bahsedeyim. Yani ufak trainable parametreler var. Normalde mesela sizin mimarinizi bütün mimarinin ağırlıklarını donduruyorsunuz. Ufak böyle bir embedding seti eğitiyorsunuz. Ufak böyle bir parametre eğitiyorsunuz. Bunu modelin devamına ekliyorsunuz. Ve o yüzden işte böyle suratları oluşturabiliyorsunuz. İşte bu sallıyorum. Bunun gibi sanat eser yapan bir adamın sanatı. Veya atıyorum işte böyle kendi... Bu çok eski bu arada. Yani şu an çok daha iyisini yapabiliyoruz da. İlk zamanlarda bu Dreamboot denilen bir teknik çıkmıştı ortaya. LoRa'dan da önce. Böyle suratınızı eğitiyordunuz ve sonra işte kendi suratınızda böyle eserleri oluşturabiliyordunuz. Şimdi güzel bir konu. Bu zamana kadar hep şeyden bahsettik. İşte yani difüzyon kondisyonlamadan bahsetmiştik. İşte prompt giriyorsunuz. Sonra fotoğraf elde ediyorsunuz. Ama bunu aynı şekilde image to image şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir fotoğraf verip o fotoğrafın üzerinde de diffusion yapabiliyorsunuz. Mesela şu görseli biliyor musunuz? Değil mi? Lo-fi radio bunu girdiğiniz zaman. Mesela bunda onun realistik fotoğraflarla eğitilmiş bir diffusion modelindeki çıktısı. Mesela burada da eski bir tane kadının fotoğrafı var. Bu da onun fotoğrafın güncellenmiş hali. Yani düzeltiliyor fotoğraf. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor? Size bunlardan böyle kısaca bahsedeyim. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi her şey biraz daha anlam kazanmaya başlar umarım. Evet, şu kısım. Encoder ve decoder. Biz ne yapmıştık? Diffusion mimarisinin başına ve sonuna bir tane varyasyonel autoencoder eklemiştik. Bunun amacı zaten fotoğrafı bir embedding space'e, yani embeddinglerini alıp daha ufak bir vektör haline getirmek ya. Aynı şekilde normalde text kondisyonlama var. Yani şurada mesela atıyorum işte clip encoding veriyorduk ya, şurada görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında şunu elde ediyor işte. Yazı veriyorsun. Encode alınıyor. Modele gidiyor. Model unit'ten çıkıyor. Decoder'a geliyor. Ve sonra fotoğrafı elde ediyorsunuz. Şu kısma, yani şuradaki kısma artı olarak bu decoder'ın tam tersi olan encoder'ı da eklerseniz herhangi bir fotoğraf verip bu fotoğrafın üzerinde de işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta her şeyin üzerine gürültü ekliyoruz ya ve sonra tekrar açıyoruz. O zaman yani teknik çok basit. Yani düşündüğünüz zaman zaten direkt çıkıyor. Şu fotoğrafı verin encoder'a. Encode etsin fotoğrafı. Üzerine biraz Gauss gürültüsü ekleyin. Sallıyorum işte fotoğrafı %50'sini bozun diyelim. İşte %50 Gauss gürültüsü eklediniz. Sallıyorum. Sonra fotoğrafı tekrar açmaya çalışın. Açarken realistik bir model kullanırsanız, yani gerçek insan suratlarıyla eğitilmiş, gerçekçi fotoğraflarla eğitilmiş bir diffusion modeli kullanırsanız gerçek bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Eğer anime fotoğraflarıyla eğitilmiş bir yapay zeka modeli kullanmış olsaydım, o zaman da bu kız, gerçi anime zaten yani direkt bir şeye dönüşmeyecekti ama mesela şu kadını anime modeliyle açmış olsaydım, bir dahakini öyle yaparım. Yani anime modeliyle eğitilmiş bir fotoğraf üzerine açmış olsaydım bu kadın mesela buna dönüşecekti. Yani tarz olarak buna dönüşecekti. Bu bir Davut heykeli. Bunu da geçen yıl yaptım herhalde. Bu benim kendi yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Şimdi bu bir Davut heykeli. Blender'dan bir çıktısı yani. 3D Sculpture gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Bu şurada mesela bir odanın renderı var. Şimdi şu şöyle bir şey. Mesela bu bir depth image olmuş olsun. Yani derinlik haritası çıkartılmış bir fotoğraf olmuş olsun. Eğer elinizde derinlik haritaları ve bu derinlik haritalarına karşılık gelen fotoğraflar olmuş olsaydı, sonuçta yapmış olduğumuz şey hep iki uzayı, iki Gauss distribüsyonu birbirine eşitlemek ya. Elinizde mesela atıyorum derinlik fotoğraflarıyla alakalı çok büyük bir set var ve bunların gerçek halleri de olmuş olsun. Siz modelinize şunu eğitebiliyorsunuz. Buna kontrol net deniyor bu arada. Eğer bir fotoğrafın derinlik haritasını verirseniz yaptığınız text kondisyonlamayla o fotoğrafı istediğiniz gibi tekrardan açabiliyorsunuz. Çünkü zaten model öyle bir şeyde eğitilmişti. Yani derinlik haritasından gerçekçi fotoğrafların ikisinin olduğu bir model eğitmiştiniz. Ona yeni bir derinlik haritası verdiğiniz zaman bu kondisyonlamayla böyle bir görüntü açabilecek. Ve bunun saç rengini, göz rengini istediğiniz her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Text kondisyonlama yapıyor. Bu herhangi bir şeye de yapılabilir bu arada. Mesela bu bir Kanye Edge Detection. Bunu biliyor musunuz? Görüntü işlemi üzerine çalışan. Nedir Kanye Edge Detection? Aslına bakarsanız bir kenar yakalama algoritması. Burada yüksek frekanslı bölgeleri, yani mesela yüksek frekanslı derken İki rengin arasındaki geçişlerin olduğu kısımlardan bahsediyorum. Bu yüksek frekanslı bölgelerde bir Fourier transformu yapıyor ve
Sonuçta işte şu kenarları elde etmiş oluyorsunuz. Diyelim ki benim elimde 1 milyon tane fotoğraf var. Bu 1 milyon fotoğrafı işte Edge Detection algoritmasından geçirdim ve bir diffusion modele eğittim. Yarın ona hiç görmediği bir fotoğraf verirsem sadece Edge Detection, yani sadece böyle Edge Detected bir fotoğrafı verirsem, sonra istediğim gibi girdiğim tekste bağlı olarak işte bunu bir Mısır prensesi veya atıyorum cyberpunk bir kadın veya atıyorum işte 14. yüzyılda bir kütüphaneciye dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani fikir çok basit baktığınız zaman. Elinizde iki tane dağılım olması lazım. Bu iki dağılımı eşitlemeniz gerekiyor. Ve sonra kondisyonlayarak üzerindeki gürültüyü çıkartıyorsunuz. Yani yapılan bütün her şey bundan ibaret. Zaten burada da gözüküyor. Yani şurada gerçek fotoğraf var. Bir prosesörünüz var. İşte bu preprosesör işte Canon Edge Detection olmuş olsun veya işte depthmap olmuş olsun fark etmez. Autoencoder'dan geçiyor diyorsunuz. Latent, yani bu embeddingini alıyorsunuz. Sonra işte control net, latent input. Sonra normal stable diffusion'da unit'te açıyorsunuz ve sonra istediğiniz mesela bakın. Aynı fotoğraf. Bu işte sonbaharda, ilkbaharda, kışta ve yazda ilgili bütün formlarını çevirebiliyorsunuz. Ve bu sayede işte son zamanlarda istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Mesela QR Code Monster dediğimiz şeyde aslına bakarsanız böyle çıkıyor. Yani normalde bu control net mimarisinde QR Code yoktu. Ama sonra sadece siyah beyaz böyle paternli fotoğraflarla eğitilmiş bir sürü böyle şey bir kontrol net modeli eğittiler. Ve sonra artık bunları da yapabiliyor konuma geldik. İşte bu Atatürk fotoğrafı da böyle üretildi. Upscaler de daha önceki anlattığım teknikle yapıldı. Burada da gözünüzü kapattığınız zaman Nike logosu görüyorsunuz. Nike. Şimdi yeni bir konu. En başta şeyden bahsetmiştim. İnci küpeli kızın etrafını nasıl doldurabilirsiniz. Bunu da geçenlerde yaptım. Çok iyi bir çalışma değil çünkü çok aceleye geldi. Türkiye Bilişim Dergisi'ne yeni bir yazı yazdım. Generative AI'ın tarihi aslında. Bugün burada anlattıklarıma benzer şeyleri anlattım orada da. Onun kapağı için yapmıştım. Ya bu ay ya sonraki ay yayınlanacak muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, fotoğrafı nasıl genişletebiliriz düşündüğümüz zaman değil mi? Nasıl yapabiliriz? Aslında bu zaman anlattığım her şeyi birleştirdiğimiz zaman yapılıyor ama çok hızlı tabii. Yani şu an çok hızlı olmuş olur. Yapılacak tek şey şu. Anlatmadığım bir kısım daha var aslında. IP adapters diye başka bir teknoloji de var. Yani olası bir fotoğrafın hızlıca böyle bir tarzını çıkartıyor. Ve bunu yine latent space'te hani tarzı yaklaşma ile alakalı bir şey yapıyor ama bu önemli değil. Diyelim ki eski Türk yağlı boya tabloları üzerine eğitilmiş bir stable diffusion modeliniz olmuş olsun. Deniz yok. Ama öyle olmuş olsun diyelim. Ve bu modelde ürettiğimiz her şey eski yağlı Türk tabloları, eski Türk yağlı boya tabloları tarzı üreten bir yapay zeka modeli olmuş olsun, tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Bu benim orijinal fotoğrafım. Şurada görmüş olduğunuz şey. Ve böyle büyük de bir kanvasım var. Bu büyük kanvasa mesela diyelim ki kare kare, yani burada böyle parçalar ekleyeceğim. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Önce diyorum ki mesela şu şöyle yarısını alacak şekilde şöyle bir tile oluşturuyorum, tamam mı? Şöyle bir fayans gibi düşünün bunu. Yarısı burada, yarısı da burada. Ona şu ilgili kısma bir gürültü ekliyorum. Her zaman zaten çok basit yani artık anladınız. Şuraya bir gürültü ekliyorum. Geri kalan boşluktaki kısmına da herhangi bir Gauss gürültüsü koyuyorum. Random, hiç önemli değil. Yani şunu böyle bir tile gibi buraya böyle bir tane random Gauss gürültüsü koydum. Şu kısımda da %50'sini bozdum diyelim. Çok az bir şey bozuyor. Sonra bu bölgeyi açtığımda bu böyle bu şekilde burayı tamamlıyor arkadaşlar. Yani ilgili kısmı. Kabaca. Sonra böyle parça parça sanki böyle fayans döşer gibi böyle bütün fotoğrafı açıyorum ilgili kısımlara. Ve outpainting oluşturuyorum. Yani bu tekniğe outpainting deniyor. Bunun tam tersini de yapabilirim. Nasıl şurada ufak bir parça almışsam şuradaki içerideki ufak bir parçayı da tekrar bozup onun üzerine bir Gauss gürültüsü ekleyip tekrardan Gauss gürültüsünü kaldırdığım zaman isteğime uygun. Mesela bu adamın kıyafetini değiştirebilirim. Kafasındaki sarığı başka bir şey çevirebilirim. Veya ne bileyim sakallarını yok edebilirim. Artık ne istiyorsanız o yapılabilir bir noktadan sonra. Bu sayede yapay zeka modelleri fotoğraflar üzerinde manipülasyon yapıyor. Yani eskiden Photoshop'la yapmış olduğunuz şeyi şimdi yapay zeka modelleri çok daha yüksek bir çözünürlükte yapabiliyor. Ve biz bu sayede şu biraz daha yakın bir form var. Bakın şurada mesela kaplumbağanın arkasını tamamlıyoruz. Tabii mükemmel değil. Yani baktığınız zaman şuradaki mesela paten okey ama birazı kaybolmuş. İşte tavanda mesela atıyorum şu ilgili bölümlerde bazı böyle hani tam böyle düz devam etmiyor. Mesela şuradaki gibi devam etmiyor. Ama üzerine çalıştığınız zaman daha mükemmel bir şey yapabiliyorsunuz en nihayetinde. Laura'dan bahsetmiştik. Benim en sevdiğim sanatçı kendisi Jack Lee David ve böyle tablolarını çok seviyorum bu adamın.
Şu da artık yapılabiliyor. Yani ne dedik? İşte LoRa training yaparken bu adamın tablolarını topluyorsunuz arkadaşlar. Bir diffusion modeli eğitiyorsunuz ve sonra istediğiniz kadar bu adamın sanat eserlerine ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Yani bu adam artık şu an bu tabloyu yaptıramazsınız ama eğer isterseniz kendinize bunlardan bol bol yapabilirsiniz. Zaten aşağıda da yazıyor. Ne yapıyoruz? İşte modeli donduruyorsunuz. Ama ufak böyle trainable, ufak böyle bir tane daha decomposition matris yapıyorsunuz ve bu yani eğitilebilir bir, ufak bir matris gibi düşünün arkadaşlar, parametrelerini değiştirebildiğiniz. Bunu modelin sonuna ekliyorsunuz ve bu sayede tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Upscaling tekniğini zaten anlattım. Burada mesela şöyle bir fotoğrafınız var. Bu fotoğrafa yaklaşırsanız dikkat ettiğinizde mesela şuradaki herhangi bir coral'a bakın. Mesela bu coral'ın iç bölümünde mesela çok fazla detay yok. Ama eğer isterseniz bu coral'ın içerisine daha fazla detay ekleyebiliyorsunuz. Eğer daha da yaklaşmak isterseniz bunun içerisine daha da detay ekleyebiliyorsunuz. Yani bu sayede aslında sonsuz upscaling yapabiliyorsunuz. Çünkü ne demiştik? Fotoğrafı açtığınız zaman fotoğrafta bir JPEG artifact oluşuyor. Buna bir Gauss gürültüsü eklersiniz. O bölgeyi açarsınız. Tabii bazı sınırlarımız var. Diffusion işlem, yani diffusion'da fotoğraf üretirken. Eskiden Stable Diffusion 1.5 mimarisinde bu 512x512 idi. Yani bir tane tile'ın oluşturulmasıyla alakalı sınır. Tabii bazı tekniklerle bunu açabiliyorsunuz ya da işte aspect ratio'sunu da değiştirebiliyorsunuz ama genel olarak 512x512'lik bir formattaydı. Stable Diffusion 2 ile birlikte bu 1024'e 1024'lük yani iki katına çıktı. Ama şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Sonuçta elinizde tam bir fotoğraf olduğu için bunu daha ufak parçalara bölüp her bir fotoğrafı tek tek açarak yani tek tek üzerine ekleyerek yine sınırsız büyüklükte bir fotoğraf çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fotoğraf 2022 yılında Mart ayında Disco Diffusion ilk çıktığında benim ilk ürettiğim fotoğraf. Yani tüm bu alanda çalışmamın tarihindeki ilk ürettiğim fotoğraf bu. O zamanlar bunu gördüğümüz zaman kafayı yemiştik. Çıktıktan sonra çünkü şu an bu arada şöyle bir şey, mesela şu an diffusion prosesini adım adım izleyebiliyorsunuz. Her adımda mesela görebiliyorsunuz. Eskiden böyle değildi. CoLab'de çalışıyordu. Bir tane işte CoLab'de böyle bir notebook vardı. Onun üzerinde yapabiliyordunuz. İşte 13 dakika sonra bu çıkıyordu. Bir tane T4 ekran kartından. Ve işte bunun promptunda şey var. İşte Sky bilmem, Space bilmem ne. O zaman prompt engineering olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Böyle bir şey çıkartmıştık ve kafayı yemiştik. Sonra işte geldiğimiz noktada şu an bu geçenlerde eğittiğim bir model. İşte detay seviyesi bu seviyeye çıktı. Yani şuraya baktığınız zaman işte küpenin ucundaki artık tüy taneleri belli. İşte gözün içerisindeki detaylar belli. Peki şeyle hiç karşılaştınız mı? Mesela böyle eller bozuk, işte göz bozuk, diş bozuk falan. Bunun neden olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da hiç duydunuz mu? Hiç ürettiğiniz bir fotoğrafta bununla karşılaştınız mı? Böyle parmakların bozuk olması. Fazla parmak. Evet. Fazla parmak, evet. Şey, yani şöyle bir şey vardı ilk. Bu, evet, dişler. Ya şu hatta o zamanlarda normal konvansiyonel sanatçılar, yani normal sanatçı derken yani genetif olmayan sanatçılar, normal işte eline fırçayı alıp veya tüm dijital iPad ile çizen sanatçılardan bahsediyorum. Çok işte inanılmaz böyle bir karşı çıkışı vardı ve dalga geçtikleri tek konu parmaktı. İşte böyle 8-9 parmakta böyle şeyler çizip işte dalga geçiliyordu o dönemlerde. Aslına bakarsanız anlayabiliyoruz. Çünkü şöyle bir şey, yani sonuçta o insanlar yıllarını vererek bunu yapıyorlar ve şu anda birkaç saniye içerisinde siz bunları üretebiliyorsunuz. Yani sıfır yetenekli bir insan bile düzgün bir promptla çok güzel bir tablo üretebiliyor. Burada bitiyor sunum. Şurada duralım. Şimdi bazı konular var. Yani mesela nasıl konular bunlar? İşte generative art art mıdır? Nasıl generative AI art mıdır diye bir soru. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, ben size sorayım. Yani bize şuna baktınız mesela, tamam mı? Bunun bilgisayar tarafından üretilmediğini düşündünüz veya atıyorum ne bileyim güzel bir şey olsun, herhangi bir şey. Ya da birinci sayfadaki sunum olmuş olsun, önemli değil. Siz bunun art olduğunu düşünüyor, yani bunun bir sanat olduğunu düşünüyor musunuz yoksa bunun bir sanat olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, geçen gün arkadaşla tartıştım ve bayağı tecrübeli birisiydi. Acayip karşı çıktı, inanılmaz yani küfür etmediği kaldı yani şey. Evet. Halbuki kendi avantajına çevirebilir bunu. Yani ben şunu dedim, yani sonuçta bir proses, yani ben tabii çok anlamıyorum yani tasarımdan falan ama sen normalde ne yapıyorsun? Yani sana ilham nereden geliyor değil mi? Gidiyorsun başka paternlere bakıyorsun en kötü ihtimal. Benzerde bir çağrışım yapıyorsun.
Yani sana da bir yerden geliyor değil mi? Yani şeyden, uydurmuyorsun yani şeyden. Bir şeyden veya bir şeyden etkilenmişsin değil mi? Yani veya işte bir geliş noktası var bizi ve işte o geliş noktasını ben onu anlatmaya çalıştım. Yani şeydeki generatif AI'deki sonuçta yani kaynak değişiyor veya kaynağı başka bir şekilde geçebiliyor. Bence yani AI Fatih'in de yaptığı etkinliğe de katılmıştım. Bence şu olay gerçek olup olup ölmediği çok önemli değil. Önemli olan ulaşmaya çalıştığımız noktada bize bir çözüm sağlıyor mu? Hı hı. Mesela bir kitap değil mi? Kitabın artık kapağını James Ay Hoca yapmış ya 2 saniyede. Şey, bence ömür ömür katıyor. Hı hı. Yani bizim yani eskiden biraz şey kısma geçecek ama ben kısa istiyorum. Yani eskiden işte insan 30 sene 40 sene yaşarken değil mi? Şey olduğu zaman şimdi hayatımız işte 70-80 sene işte 60 sene neyse ama mesela bu teknoloji AI teknolojisiyle üretkenliğimiz, kalitemiz anormal derecede artabiliyor. İkincisi de birinci sorunun cevap olarak dedim ki sen varyasyonları nasıl çoğaltıyorsun? Yani oturup tekrar baştan yap, bilmem ne yap değil mi? Lead time dediğimiz süreçteki bir şey var. Bak işin başından sonuna kadar süreç onu da anormal derecede kısaltıyorsun. Evet. Sen bunu yani kendi avantajına çevirirsin olayında söylediğin ama kaçış yok. Evet. Ya bir bu arada hemen geleceğim bir saniye. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani ben birazdan yani bütün en son ben kendi fikrimi de söyleyeceğim bu alandaki. Dediğiniz gibi yani şimdi şöyle mesela biz şu odadaki insanların muhtemelen yarısı Newton'dan daha iyi fizik bilgisine sahip. Çünkü Newton döneminde ki fizik bilgisi zaten belirli bir kısma gelebildiğiniz zaman hemen top seviyeye ulaşabiliyordunuz. Şu anda literatürdeki fizik bilgisini tamamlamak için bir ömür muhtemelen yetmeyecektir. O yüzden bazı şeyleri hızlandırmamız lazım kendi hayatımızda. Yani tabii ki de bu yani ben bunu sanat için de söylemiyorum ama AI'nin tüm alanları için söylüyorum. Yani normal koşullarda AI kullanmadığımız kezde işte ne bileyim kuantum fiziğine bir taşla siz koymak istediğiniz zaman bütün ömrünüz artı işte belki başarabilirsiniz bir şey gerekirken işte yapay zeka teknolojilerinde eğitim sürenizi çok hızlandırıyorsunuz, birçok prosesi hızlandırıyorsunuz ve oraya bir taş koyabilme ihtimalinizi arttırıyorsunuz. Bu belki sanat içinde ilerleyen zamanlarda geçerli olacak. Bu edebiyat içinde belki şiir içinde geçerli olacak, bilim içinde geçerli olacak. Evet AI'nin böyle bir bizim için yararı var. Yani normal üretkenliğimizi arttırması için genel olarak zaten kullanıyoruz. Bu argümanı ben de çok kullandığım argümanlardan bir tanesi. Evet başka? Sanattır, sanat değildir. Bu zaten haddime de çok yorumlayabilecek kapasitede değil bu noktada. Ama aslında beğendiğimiz şiirleri veyahut da görselleri yorumlarken şuna değinebiliyoruz. İşte sanatçı bunu şu şartlarda yapmış, yaptıktan sonra başıma bu gelmiş. Veyahut da işte bu şiir yazarken falanca işte cezaevindeki işte sevgilisine yazmış gibi. Aslında bizim o çok hoşumuza giden şeylerin bir background'ında o ürünü üretenin yaşadıkları da var. Onun duygusal durumu da var. Mesela siz de bütün her yeri gezdikten sonra bunda durdunuz. Çünkü sizin için de bu önemli. Evet, bir yani anlamı var. Evet. Ortaya çıkarttığınız zaman işte vay be demiştiniz. Hani evet bugün belki böyledir. Yarın çok başka bir noktaya gelecektir ama şu an benim için AI'da işte dil modelleri üretilen yazılarla çok güzel bir yazı, kusursuz ama belki de sıkıntı kusursuz olması. Yani belki çok güzel bir yemek veyahut da bir baharatı yok. Hı-hı. Ama belki seneye bambaşka şey konuşacağız. Belki 3 ay sonra, belki 3 yıl sonra. Ama bugün biraz bana ruhsuz geliyor yani. O tadı yok. Sadece üretilmiş kıymetsiz bir şey gibi geliyor. Aslında kıymetsiz değil tabii. Çok güzel görseller çıkıyor ama hani ben insan olarak, birey olarak ben çok güzel bir görsel aramıyorum işte. Hani hatta belki çok güzel sanat eserleri o işte insanların o evlerinde asılı tablolar belki bizim baktığımız zaman bu ne diyeceğimiz şeyler. Ama belki onların orada hani hoşlarına giden yakaladıkları bir duygu, bir işte nüans var. Onu göremiyorum ben şu an. Evet. Ya zaten şöyle bir şey, sanat dediğiniz zaman mesela yani sanatı kim tanımlıyor veya neyin sanat olduğunu kim karar veriyor? Bu çok değişken bir şey. Yani genel olarak şöyle benim kendi kanım, yani benim kendi zannım şu yönde ilerliyor. Herhangi bir şey sanat olabilir dünyada. Mesela işte contemporary art'a gittiyseniz işte çağdaş sanat eserine mesela bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu sanat mı? Ya da işte adam bir tanesi. Mesela Rothko, işte geçenlerde tartıştık. Evet. Ya da işte yani çok basit bir örnek. Bu örneği verirken utanıyorum aslında. İşte hani duvara muz yapıştırma olayı falan. Şimdi şöyle bir şey. Yani neyin sanat? Ben o sanat değildir demiyorum bu arada. Ben contemporary art'tan zevk alıyorum bu arada. Ama demek istediğim şey şu. Neyin sanat olduğuna birincisi kim karar veriyor? İkincisi kimin sanatçı olduğuna kim karar veriyor? Burada olay şu.
Genel olarak bir sanat eseri sanatçısıyla aslına bakarsanız anılan bir şey. Çünkü işte bir sanat eserinin, yani biz tekniğimizi mükemmelleştirelim, tamam mı? Yani o kadar iyi, o kadar detaylı çalışalım ki ultralealistik bir fotoğraf, yani ultralealistik bir yağlı boya tablosu yapalım, fotoğraf gibi gözüksün. Ama bir anlamı yok. Sonuçta fotoğraf, ya yani o kadar o seviyeye geldiğiniz zaman hiçbir anlamı yok. Ve işte fotoğraf çekmek de o zaman bir sanat değil gibi gözüküyor baktığınız zaman teoride. Ama bu tabii bu kadar böyle deterministik bir süreç değil. Yani burada sanatçının kendi bir narasyonu var, değil mi? Mesela işte bu, sallıyorum, bunu geçelim. Yani benim olmayan bir şey olmuş olsun. Mesela şu, tamam mı? Jack Lee David'in kendi self portresi. Şimdi biz bunu sanat olarak tanımlıyoruz çünkü bu adamın bir hikayesi var, bu adamın bir sanatçı kimliği var, bu adamın geçmişinde ya da işte burada anlatmak istediği bir şeyler var ve bu adam aynı zamanda o dönemde birçok insanı da etkilemiş kişilerden bir tanesi. Yani bu görüntünün mesela şunu şundan ayıran şey nedir, anladınız mı? Sağ taraftaki görselle bunu, mesela bu AI ile yapıldı, bu diğeriyle yapıldı. Ben şu an 13 yaşındaki kız kardeşime sorduğum zaman bunun hangisinin sanatçı tarafından yapıldığını ayırt edemez. Ya da işte belki de çok büyük, insanın çok büyük bir kısmı ayırt edemez. Ama bunu, şunu değerli kılan şey ne? Şu fotoğraftan. O sanatçının kendi kimliği, o sanatçının yaşantısı, o sanatçının işte bunu diğer insanlarda bir etki oluşturabilecek formda bunu yayınlaması. Evet, nadideliği yani. Çünkü şu anda yani hızdan bahsediyoruz, her konuda hızdan. Yani buna kendi hayatlarımızdan sosyal medyayı da bence örnek gösterebiliriz. Hızlı tüketim her şeyi değersizleştiriyor bizim için. Hiçbir önemi yok artık. O dönem mesela böyle şeyler yapabilen, üretkenlik anlamında bu tarz sanat eserleri ortaya koyabilecek insan sayısını ve dünya çapında duyulabilecek insan sayısını düşündüğümüzde aslında o eserleri kıymetli kılan şey bu. Şimdi AI diyorsunuz, bir saniyede 3 eser üretebiliyor. Hani kıymet? Ama Pollock da öyle mesela, işte yani Jackson Pollock tablosuna baktığınız zaman o adam da mesela böyle random bir şekilde atıyor ve 10 dakika içerisinde o da üretebiliyor. Yani bu belki çok iyi bir argüman olmayabilir ama şöyle, yani Jackson Pollock niye ünlü? Çünkü o adamın bir kimliği var ve bu sanat eserlerini diğer insanlara kabul ettirmiş, kanıtlamış. Ne? Ha? Birini atıyorum, bahsettiğiniz kişiyi bilmiyorum. Ben sanat alanında çok bilmiyorum. Ama muhtemelen o kişi dünya çapında kendini duyurabilen, evet, ya da o akımın ilklerinden biri muhtemelen. Hı-hı. Yine nadidelik çıkıyor aslında ortaya, azlık çıkıyor. Ama herkes aynı şeyi yapmış olsaydı ya da işte bahsettiğimiz tarzda herkes üretebilmiş olsaydı bu sanat eserlerinin de bir değeri olmayacaktı. Hı hı. Evet, yani bu bağlamda aslında dediğim gibi yani sanatçının kendi kimliğiyle çok bağdaşık bir şey. Yani o yüzden benim kendi kanaatim, bu arada bu konakta konuşmak isteyen var mı? Ben direkt kendime geçiyordum ama yani AI artın, bunun bir art olup olmadığı hakkında bir fikri... Bence sanat olur yani, ben okey. Sanat olduğunu düşünüyoruz. Şey, siz özür dilerim, bir şey yapalım. Mert, bence şey, biraz tarih karar verecek kimliği de var. Yani ileride bu tablo çok iyiymiş, çok iyi bir sanat eseri diyecekler ileride. Biraz zamana bırakmak gerekiyor. Hı-hı. Çünkü yani geçmişte de çok fazla tablo üretildi. Kaç tanesini sanat veya sanatçı... Bir değişim her zaman ya karşılarını da biliyorsunuz canlandıran, ayaklandıran bir şey oluyor her zaman. Yani matbaaya karşı çıkmış insanlar zamanında, düşünsenize. Hani dolayısıyla bu değişikle benzer bir süreç geçirecek. Ve günün sonunda biz işte modern sanatlar içerisinde arkadaşımızla birlikte çalıştığı sanat eserleri gibi şeyler görmeye başladık. Hiç hayaten o kadar farklı ki. Yani böyle bir şeyin, bırakın hayal etmeyi, hani olabileceği bile aklınıza geldi. Ulan bu neymiş, adamlar ne yapmış diyorsunuz bakınca. Bence sanat eseri zaten böyle bir şey. Evet, içinde sana bir duygu yaşatıyor olması lazım. Evet, ama mesela ne bileyim, random anime art ürettiğin zaman tabii bunun çok bir değeri... Ha, bu onun da değeri olabilir bu arada. O sanatçı, ya bunu üreten kişi buna bir hikaye katar ve bununla işte büyür ve insanlara bir ilham olacak bir şey yaparsa onu da insanlar kabul edebilir bu arada. Yani bunu tabii ki hiç kimse karar veremiyor bu bağlamda. Özür dilerim, sen konu... Ben bugün işte tamamen karşı bir şey söyleyeceğim. Bence burada normal gündelik halkla, yani böyle resim yapamayan, müzik yapamayan ya da işte şiir çok yazamayan ama fikirleri olan ve bunları bir şekilde başkalarına ulaştırmaya çalışan insanların güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Burada ne kadar fazla ürün üretilirse aslında baktığınız zaman daha güzel ve daha nadide olanların daha öne çıkacağını ve ben sanatın gerçekten kalitesinin çok artacağını düşünüyorum. Çünkü kümülatif olarak biriken bilgi bir anda daha fazla
sanat eseriyle bizlere dönecek. Burada da bence esas sormamız gereken soru sanat mıdır değil midir'den ziyade hani bu sanatın kim için oldu? Yani bu sanattan kim zevk alıyorsa, bundan yani kim görmekten hoşlanıyorsa artık bu da onun için olacak. Zaten geçmiş zamanlardaki sanatçılara baktığımız zaman da çoğu kendi zamanlarında hiç değer görmemiş. Çoğu hatta açlıktan, sefaletten ölmüş insanlar. Öyle olduğu için bence inanılmaz güzel şeyler ve bu bariyerleri yıktığı için hani ben bir nevi bu modelleri ve yapay zekanın gelişini artık internetin icadıyla belki de bir tutuyorum. Bu şekilde. Harika. Ya, burada yani her dediğin gibi yani her argümanın birkaç da argümanı da var. Yani çok büyük bir kısmına katılıyorum. Ama mesela atıyorum katılmak istemediğiniz zaman da söyleyebileceğiniz bir sürü argüman oluyor bu bağlamda. Mesela şey gibi yani sanatın güzelliğine kim karar veriyor baktığınız zaman. Bu da inanılmaz göreceli bir şey. Mesela şöyle 17. yüzyılda yapılan tabloya bakın. İşte inanılmaz güzel bir yağlı boya tablosu. Sonra mesela atıyorum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra pop art çıkıyor. İşte adam grafiti mesela ne bileyim işte Basquiat mesela hani böyle bir şey çiziyor üzerine grafiti atıyor. Ya da şu an şeyde var. Nişantaşı'nda Cisbar geldi. Bilmem denk arkanda geldiyseniz. Ha? Arkanda da bir tane var. Ha evet burada. Yani baktığınız zaman bu arada bence bayağı güzel. Hadouken çeken bir şey neydi? Ryu muydu bu? Ken miydi? Ryu değil mi? Ken. Ben burada aslında hani direkt sanatı hani objektif bir terim olduğunu açıkçası çok düşünmüyorum. Yani çünkü hani örnek ve dissidence grafikte bazı insanlar mesela sadece ismini yazıyor. Ve buna sanat diyor. Yani mahlaslar var, sokak mahlasları. Yazıyor ve sanat diyor. Yani şu an günümüzde daha modern böyle bir üçgen, bir kare tabloda yani sanat deniyor. Bana sorarsanız hayır ben ondan zevk almıyorum ve benim için sanat değil. Adını oraya yazıp sokakta vandallık yapıyor diyor. Ama benzer bir şekilde gene grafik yapar. Ama grafikte çok güzel bir resim çizer yani oraya anlamlı bir şey çizer. Ona sanat diyor. Ama başka biri hani farklı biri farklı bir şekilde tanımlayabilir bunu. O yüzden sanatı objektif olarak görünüyor. Ama hani bu stable düşünce generative AI tarafında da yani işin sanat tarafından biraz çıktığımız zaman hani tasarım tarafı da var. Yani günlük işte şirketler tarafında çok pratik bir şey. Burada da ben tamamen hani nasıl eskiden terziler elleriyle dikiyordu. Sonra dikiş makinesi çıktı. Terziler dikiş makinesini öğrenmek zorunda kaldı. Evet birçok terzi de işsiz kaldı. Çünkü eskiden günde bir tişört belki yapabiliyorken artık 10 tişört yapabiliyorlar. Ben de aynı durumun burada da olacağını düşünüyorum. Evet şu an sanatçılar var. Bu generative AI'leri kullanmaya öğrenmek zorunda kalacaklar. Eskiden 10 tane sanatçı çalışırken artık bir tane sanatçı çalışacak. Evet. Ya şey gibi acaba yani bazen şunu düşünüyorum hani şöyle bir muhabbet geçmiş midir 200 yıl önce? İşte eskiden mesela işte mor boya elde etmek için işte böcekleri eziyorlardı. Ondan adam boya üretiyordu. Yağlı boya tablosu için işte yağ koyuyor bir şey yapıyor falan. Sonra işte endüstriyel boyalar çıkıyor falan. İşte şey diyor bunlar da sanatçı mı işte boyasını bile kendi yapmıyor falan diyorlar mıydı? Ya da ya da iPad'de mesela. Yani iPad'de Procreate geldiği zaman mesela bütün motor sistemini kullanarak yağlı boya tablo işte orada hani hata yapması lüksü olmadığı yağlı boya tabloları yapılırken adam bir tanesi Procreate'de mesela şu an Procreate'de yapılan dijital artı kabul ediyoruz bu arada artı olarak kabul ediyoruz. Komik değil. Abi şeyde işte fotoğraf makinesi çıktığında da benzer muhabbet olmuş galiba. Çünkü evet. O zamana kadar herkes sürekli yağlı boyayla çok gerçek bir şey çiziyor. Evet. Birisi geliyor. Bir saniyede görülen manzarayı daha iyi yapıyor. Yani direkt alıyor. Evet. Hani baktığın zaman aslında şu ankine çok yakın ve şu an fotoğraf sanat da oluyor. Baktığın zaman çünkü kompozisyon önemli. Aslında toplumu kabul ediyorsa sanat oluyor. Bu da aslında biraz bir sanatla pazarlamayı... Bir gürültü de olabilir, evet. Aynen. Bir toplum da olabilir, gürültü olabilir. Sanat çok fakir bir şey de işte pazarlama çok lekeli olduğu için biraz pazarlamayı sanatla yan yana koymadık ama aslında sanatla biraz pazarlamanın sonucunda da işte ben bunu sanat olarak topluma da kabul ettirebilirim. Evet. Bugün biraz böyle eskiden nasıl bilmiyorum ama bugün biraz daha pazarlayarak aslında sanat olarak kabul ettirebilirim. Evet. Topluma yani. Güzellikten veya şeyden hiç. Popüler kültürün veya kitlenin nereye hareket ettiyse biraz o şey oluyor. Güzel. Ama biz mesela bir subculture yani böyle bir alt kültürde ufak bir grup da olabiliriz. Hani bu sanatı beğenen hani ve bu giderek büyüyebilir ilerleyen zamanlarda. Ama o bana para kazandırmaya başladı. Çok iyi işler çıkartıyor. Tasarımcı olmama rağmen. Fakat yazılarda niye bu kadar kötü? Nasıl? Yani ben size ha evet. Tamam bunu anlatayım o zaman bu tartışmaya geri dönelim. Şimdi şöyle. Benim şarjım bitiyor bu arada. Önemli değil.
Parmaklar, gözler, dişler ve yazılar. Bu, hemen bu konuya geri dönelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Şimdi bir fotoğraf, bir generatif AI, yani bir diffusion prosesi çalışırken işte fotoğrafta gürültüyü kaldırıyorsunuz ya. Şimdi buraya baktığınızda işte şöyle bir şey var. Yüzdeki bütün komponentlere bakın. Hani yüzün organ mı olur? Yazılımcı mesleki deformasyon komponent diyorum. Bir kere de benzinle gittiğim zaman işte pompacıya da user gibi bir şey söylemiştim. Şimdi şöyle bir problem var. Bir insan kafasını çevirdiğinde yüzündeki bütün o parçaların hepsinin aşağı yukarı 3 boyutlu uzaydaki konumları onlarla birlikte dönüyorlar. Yani siz kafayı bu tarafa doğru çevirdiğiniz zaman işte burnun aşağı yukarı gelebileceği yer belli. Kulağın, mesela atıyorum şu kulağı görmüyorsunuz çünkü zaten şu yüz proporsiyonunda kulağın gözükmeyeceği zaten biliniyor. Ama gözler kafanızın hareketinden bağımsız bir şekilde... Allah. Gözler kafanızın hareketinden bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Yani yüz bu tarafa döndüğü zaman gözün bulunabileceği sınırsız kombinasyon var. Aynı şekilde ağzın içine dişlere baktığınız zaman problem şu. Yine yüzden bağımsız hareket ediyor. Mesela yüzündeki burnunuzu oynatamıyorsunuz ve işte kaşınızı oynatabiliyorsunuz ama çok az oynatabiliyorsunuz ağzınıza ek olarak. O yüzden küçük bölgelerde mesela göz bebeğin içerisi, ağız yapısının içerisi, dişler de keza. Yani ağzınızı açtığınızda kafanızı çevirdiğiniz zaman ağzınız içeride başka bir yerde bir diş konumu başka bir şekilde konumlanıyor. Ve parmaklar. Parmaklar zaten en zoru çünkü şöyle bir şey. Vücudum ya da ellerimin konumları neresi olursa olsun parmaklarımın o anda birbirine göre bulunabileceği sınırsız kombinasyon var. Ve ya bu çözülebilir mi? Nasıl çözülebilir? İşte iki yöntem var. Şu an çözebildiğimiz yöntemlerden bir tanesi ControlNet diye bir yöntem var. Aynı nasıl depth image veya işte kontrol kendi edge'le kondisyonlanmış fotoğrafları eğitiyorsak open pose denilen bir başka bir model daha var. Open pose'da vücudunuzun bütün uzuvlarınızın işte ve kolunuzun bacağınızın böyle renklerle ve çubuklarla temsil edilen bir formu var. Bu pose estimation yapıldıktan sonra pose estimated fotoğraflarla gerçek fotoğraflar arasında eğitilen bir model var. Eğer isterseniz parmakları istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Ya da çok fazla fotoğraf eklersiniz. Yani ağzın, yüzün tüm konumlarını çok detaylı bir şekilde olan bir yapay zeka, yani bir diffusion modeli eğitirsiniz. O zaman bunlar düzelir. Ama o yüzden bunlar problemliydi. Şu an o problem artık çok yok. Eğer isterseniz bütün bugün öğrendiğimiz şeyleri kombinasyonlayabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte fotoğraf yaptım. Önce bütün vücudu çıkarttım. Sonra ellerin olduğu bölge inpainting yaptım. Inpainting kısmında ControlNet'le işte pose estimation'la tekrardan kondisyonladım. O kısmı düzeltebiliyorum. Yazılar da aslına bakarsan parmaklar gibi. Çünkü yazılar, yani internetteki fotoğrafların çoğunda, daha doğrusu böyle bu tarz bir modele eğitirken yazı içeren çok fazla fotoğraf alınmamaya çalışıyor. İşte daha fazla işte doğa, insanlar, hayvanlar, şekiller ya da atıyorum işte nesneler üzerinde yapılıyor. Ama tabii ki de bunun içerisinde tabelalar, kitaplar, yazılar ve bunlar daha az sayıda geliyor. Bütün fotoğraf dağılımına baktığımızda bunların dağılımları daha az. Keza problem şu, A harfini temsil edebileceğiniz internet üzerinde yüz binlerce font var. Ve bunların tek bir formunu öğrenmesi yapay zeka modelinin biraz zor. Ve çok geometrik şekiller, yani insan yüzü veya atıyorum işte şeylere göre. Baktığınız zaman mesela şu paternler, mesela hiçbir insan şöyle bir motif çizmez arkadaşlar. Yapılan şey daha çok işte simetrik bir patern çizmektir kıyafetin üzerine, ama o tabii burada böyle parça parça yaptığı için, işte farklı bölgelerden farklı paternler öğrendiği için zaten yapay zeka modellerinde bir fotoğrafın yapay zekadan çıkıp çıkmadığını da genel olarak buradan da anlayabiliyoruz. Yazılar da aynı şekilde, yani çok farklı, mesela A harfini veya alfabedeki herhangi bir harfi temsil edebileceğin çok farklı fontlar olduğu için yazılar konusunda biraz başarısız. Genelde yapılan şey fotoğrafı üretip üzerine sonrasında yazı yazmak. İlgili bölümü temizledikten sonra bu şekilde yapılıyor. Son modeller, yani Midjourney 6 ile birlikte open source modeller için söyleyemiyorum ama Midjourney şöyle bir şey yaptı. Umarım dedim. Yakın zamanda davalıkta olabilir bu arada. Bayağı böyle bildiğiniz mesela işte bütün filmlerden frame by frame eğitmişler. Mesela bir prompt yazıyorsunuz. Dune filmiyle alakalı prompt yazıyorsunuz. Dune'un sahnesi geliyor. Yani birebir aynı sahne geliyor. Mesela o gibi modellerde tabii yazılar çok daha düzgün çıkacaktır. Çünkü bayağı böyle bildiğin her frame'i eğitmişler. Ama bu problem ileride çözülür ama şu an dediğim gibi yani bu geometrik ve datasetin içerisinde az bulunmasından kaynaklı olarak bu perspektifsel ve geometrik nedenlerden dolayı bu gibi şeyler bozuk çıkıyor. Ama yaklaşıyor yani aşağıya yukarı. Mesela bir warning yazısı
Warning'e mesela bir tabelada warning varsa ona yaklaşıyor ama işte A'nın bir bacağı yok, R'nin bir tarafı bozuk. Bu şekilde oluyor genel olarak. Ya şey, şunu merak, siz o uzay gemisi gibi bir şey yapmıştınız ya. Hani ya mesela bu da olur, bu da olur, fark etmez. Ya tam bu hayal için şöyle söylemek istiyorum. Bir ressam veya artist çizerken tam ne çizeceğini biliyor. Ama siz o değil mi, o prompt verirken veya işte talimatı verirken değil mi ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Her şey çıkıyor. Yok aslında bile de, ya bildiğimiz durumlar da var. Yani süper, yani şeyine karşı yani biraz varyasyon yaratmıyor. Bir, bunu merak ediyorum. Mesela burada... Hayalini canlandıramıyorsun öncesinde. Yani. Evet. Ben şunu demek istiyorum. Yani ama bir sanatçı biliyor. Evet. Burada fark var. İkincisi de arkadaşın söylediği şeye bir etmek... Eskiden Ali Kırıcı diye bir şey vardı. Televizyon haber sunucusu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. ATV. ATV. Oraya Atilla İlhan çıkmıştı. Atilla İlhan. Hı-hı. O zaman çok daha rahat sorular sorabiliyordunuz. Atilla'nın şöyle bir soru sorur. Siz çektiğiniz zaman yani ot mu ne olursa fark etmez yani. Yaptığınız, yazdığınız şiir ve şeylerin kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Yani amaç varyasyon üretmek ya, hiç beğenmiyorum diyor. Ya, yani o demin ya ruh olayı. Mesela bizde bazen hani, yani, neyse bu başka bir olay da varyasyon yapmak için. O yani şeyi bulamıyormuş sonra, yani kendine geldikten sonra o yazdığı şiiri, bu benim şiirim değil diyor. Ama birçok, mesela ben tanıdığım birçok sanatçı da öyle bir durumdayken çok daha iyi sanat eserleri yaptı. Ya, bir de bir şey daha soracağım. Şimdi mesela 8 tane yaprak çizdin dediği zaman 8 tane yaprak çizemiyor. Çizer. Çizer. Ya şimdi şöyle, bu şöyle bir şey. Hani istediğiniz şeyi üretmek çok başlangıçta bir prompt, mesela çok basic bir prompt olabilir. Yani mesela şu an istediğimiz hemen hemen her şeyi üretebiliyoruz. Yani en azından ben hani kendim için söylüyorum. Ne yapmak istiyorsam ona yaklaştıracak her şey üretilebiliyor. Yani bu tamamen şey gibi. Nasıl örnek? Mesela ne bileyim. Araba kullanmaya yeni başlıyorsunuz. Tabii ki de drift atamazsınız. Yani ne, ya da takla attıramazsınız arabayı. Ama mesela profesyonel bir insan o istediği her şeyi yaptırabiliyor. Veya bu virtüözlük gibi. Yani mesela burada bir ney var değil mi? Ya ben elime ney alırsam ya buna çok iyi ses çıkmıyor. Ya bu ne, boru sesi gibi bir şey derim ama İşte Neyzen Tevfik geldiği zaman onu istediği her şeyi yapabiliyor baktığınız zaman. Bu biraz da öyle bir şey. Bu sanatçılar için de bence biraz geçerli. Yani eğitim açısından, yani daha yeni bir sanatçı belki çok daha güzel şeyler yapamazken, hani kafasındakini kanvasına aksettiremezken ilerleyen seviyelerde istediği her şeyi yapabiliyor. Bu belki böyle de olabilir. Var mı başka? Bu evet. Hı-hı. Çok zor oluyor. Yani diyorsun ki işte tavana bakıyorsun, boyamışlar, inanılmaz bir dekor yapmışlar. Diyorsun ya bunu hani ben yapmaya kalksam, uğraşsam yapamam diyorum. Burada çok büyük bir emek var. Hı-hı. Yani belki sanatı iki türlü böyle ayrılabilir. Bazı hani postere bakıyorsun. Yani diyorsun bunu yapmak, adam işte iki sallamış, olmuş. Hani çok büyük bir özel bir detay istemiyor. Bazı baktığın sanatlarsa bunlar hani diyorsun çok büyük bir emek. Hı-hı. Belki burada diffusion'un en büyük hani handikapı belki bir şeyler orası olacak. Hani hı-hı, kişi yapmaya kalktığında çok büyük bir emek harcamayacak. Hı-hı. Ortalama bir insanın veya da hatta ortalama bir atılma var bir insan da onunla bir eser çıkartabilecek. Hı-hı. Yani oradaki o şeyi kaybedebilir. Bu ama bu belki bunun için bile genellenebilir. Yani mesela ne bileyim çok detaylı ve çok iyi işte promptlara yazdığın ve üzerine çok fazla çalıştığın bir diffusion eseri de olabilir mesela, çok büyük. Şöyle olabilir belki, yani araba öne aslında güzel. Araba ortalama olarak herhalde insanlığın %90'ı kullanabilir. Hı hı. Belli bir sekreler çok çabuk gelebilir. Ama örnek veriyorum bir hat sanatı mesela aklıma geldi. Şimdi onu insanlığın %90'ı yapamaz. İşte hı hı, bakarsın %20, %30'u yapabilir. Yani böyle bir denge var. Hı hı. Ama her sanat için de geçerli. Burada sizin söylediğiniz örnek de çok doğru. Yani bir hikayesi var. Evet. Bunun bir hikayesi var. Bir hikaye oluşturup bir insanları ikna ediyor. Bir belli bir grup onu devam ediyor ve kabul ediyor. Hı hı. Bir de sanatın o tarafı var. Yani evet. Bana göre ben birçok gördüğüm şey bana göre değil. Ama onu kabul eden, onun peşinde giden belli bir kitle oluyor. Evet, o da onu değerli kılıyor. Yani belki sanat oluyor ama bence en diğerinden ayıracak bu zorluk kısmı. Yani evet. Zorlukla yapılan şeyleri kolaylaştırması. Evet. Ya aslında zorluk olarak bakıyorsak bu modelleri oluşturmak da hem inanılmaz de zor. Hem de çok zor yani evet, olarak bakacaksak burada hatta
son kullanıcı gözüyle bakıyor. Ya bize şöyle bir şey. Mesela ben mesela bir sanatçının eserini mesela yarım saatte çıkartırım ama mesela o sanatçı benim yazdığım kodu yarım saatte yazamaz. Bu insanın mirası şey gibi oldu sanki böyle biraz Nil Karaibrahim gibi açık çalıyoruz yani öyle. Biraz öyle oluyor yani. Bence asıl tartışmamız gereken sanat mı değilinden ziyade yaratmak mı benzetmek mi olmalı? Çünkü biz eski resimleri kullanarak treyledik. O resimlerden bir şeyi benzetiyoruz yani. Bence yani tartışmamız gereken asıl soru bu olmalı. Ama insan da benzetiyor yani. Evet. Evet ama şimdi homaj deniyor mesela şey böyle hani... Benzeterek evet evet. Yani mesela şey var. Çok eski bir şey anime var biliyor musunuz? Akira diye. Akira'da efsanevi bir motor sahnesi var işte. Böyle Akira karakteri böyle motorla kayıyor. Ve onu böyle işte kameradan uzağa doğru böyle bir kayış şeyi var. Onun böyle bir şeyini yapmışlar. Böyle bir compilation'ını yapmışlar. 25 farklı dünyanın en filmlerinde veya animasyonlarında aynı sekans, aynı motor kayma sahnesi. İşte Bugs Bunny de kayıyor aynı şekilde. İşte ne bileyim. Toy Story'deki adam da aynı şekilde koyuyor ve işte şey diyor işte bu hani bir Akira'ya homajdır şey diyor yani ona bir saygı duruşudur diyor. Mesela o da bir esinlenme baktığın zaman ama mesela bunu yapay zekayla yaptığın zaman hırsızlık oluyor. Ya işte o yüzden karar hemen bize kalmış. Hemen bir şey söyleyeceğim. Stable Diffusion modeli Lion 5B diye bir modelle eğitildi. Yani internet üzerindeki 5 milyar fotoğraf scrapelenerek yapılan bir model. Hani burada daha demin çalıyoruz dedik de yani şey o tamamen şakasına söylenen bir şey. Ben diyorum tamam. Evet. Nasıl yapıyorum? Kesildi. Evet, şarjım. Benim şarjım bitti. Bir de şey var bu Ray Kurzweil'in hani singularity tekillik diye bir şey var. 2035-2045 arası bir kırılma olacak. O bahsettiği şey hani insan vücuduna elektronik cihazları şey o zaman. O zaman bize implant edildiği zaman o zaman yine insan mı yaratıyor, bir şey mi yaratıyor, ikisi arasında bir daha o zaman daha şey olmuyor mu? Şöyle bir şey, ben bu yıl Amerika'ya gittiğimde Los Angeles'ta yüksek lisans yapan birkaç, doktora yapan birkaç arkadaşımla görüştüm. Bunlar şey üzerine çalışıyorlardı işte, beyin ve bilgisayar bağlantısı üzerine çalışıyorlardı bu çocuklar. Şeyi konuşmuştuk, sonuçta hani klipten bahsettik ya, sonuçta her şey bir latent space. Ve işte 1 milyon fotoğrafın embeddinglerini alıyorsunuz ya da 1 milyon satır yazının embeddinglerini alıyorsunuz ve sonra eşleştiriyorsunuz bunu. Yok aslında önemli değil. Şu neden olmasın? Sonuçta düşünebiliyoruz değil mi? Ve düşündüğümüz zaman işte bunun bir sinyal olarak bir karşılığı var. Bu dataların hepsini alıp da gerçek mesela işte sallıyorum bana Mona Lisa gösteriliyor. Beyin sinyallerim ölçülüyor. İşte 1 milyon tane fotoğraf gösteriliyor ve buna karşılık gelen beyin sinyallerim ölçülüyor. Bunları da aslına bakarsanız zihnimizde yani zihnin embeddingini fotoğraf embeddingini eşleştirip bir noktadan sonra sadece düşünüp onu görüntüye çevirebiliriz veya bir görüntünün beyindeki sinyaline çevirebiliriz. Bu da ne demek oluyor? Mesela gözümüz yok ama beyine direkt bağlantı yapabileceğimiz bir sistem mevcut olmuş olsun. Görüntünün embeddingini sinir embeddingine çevirdiğimiz zaman eğer onu karşı taraftaki insanın zihnine yapabiliyorsanız işte görmeyen bir insanın gözüne Mona Lisa tablosu da yansıtabiliyorsunuz bu bağlamda. Yani teorik bir şey. Ama bu arada bunun denemeleri yapılıyor şu anda ve şey imkansız bir şey değil. Bazı örnekleri var. Bildiğiniz işte şey takıyorsunuz. Bu Neuralink gibi bir şey takıyorsunuz beyninize ve sadece düşünüyorsunuz. Sonra ona benzer bir şey çıkıyor ya. Ya ben şu emek konusuna değinmek istiyorum. Sen Refik'teydin. Refik Anadolu'dasın ve onların bazı çalışmaları var. Belki milyon tane Korel fotoğrafı çekip bunun üzerine bir dataset oluşturup yani oradan bir sanat eseri çıkartıyorlar. Buradaki 1 milyon Korel resmini çekmek, oradaki şeyleri bulmak, bunlar da çok yüksek bir emek değil mi? Yani evet, evet. Zaman belki aylarca orada Korel fotoğrafı buluyorsun ya da ne bileyim Amazon'daki fotoğraflar, ses kaydediyorlar. Belki yıllar sürüyordur, bilmiyorum tam sizler. Evet. Bence emek konusunda generative AI bazı noktalarda daha fazla bile olabilir. Evet, ya o çok büyük bir emek var ama tabii ya şey... Ya arkadaşlar şöyle, biz mesela şimdi geçenlerde yayınlandı. Biz çok büyük bir dil modeli, daha sonra çok büyük bir multimodal üzerine çalışıyoruz. Yani işte görüntü, ses, yazı, hani bayağı böyle ChatGPT gibi bir şey olduğunu düşünün. Ve şu anda yani 5 milyar fotoğrafı geçtik. Ve 5 milyar, bilmiyorum nasıl hayal edersiniz, 5 milyar fotoğraf çok fazla fotoğraf. Çok fazla fotoğraf. Ve yani bunlar işleniyor. Yani sadece bugün yaklaşık olarak 4
4.2 milyon fotoğraf üzerinde, yani buraya gelirken biraz geç geldim hatta. 4.2 milyon fotoğrafın embeddingleri üzerinde çalışan bir yapay zeka modeli üzerine çalışıyoruz. Yarın yayınlanacak. Şu an çalışıyor bilgisayar. Yani emek kısmına geldiğimiz zaman orada inanılmaz büyük bir emek var baktığınız zaman. Yani o data şöyle bir şey, bir Stable Diffusion modelini eğitmek istediğiniz zaman sallıyorum işte bu sayıda bir fotoğraf eğitimi için, yani böyle Stable Diffusion full checkpoint'ten bahsediyorum. Bastığınız zaman 1 milyon dolar. Yani tuşa basıldıktan sonra 1 milyon dolar. Yani bu sadece emekten ziyade aynı zamanda işte bir enerji kostu, işte bunun ekran kartları, GPU kostu var bilmem ne falan. Yani çok büyük bir şey baktığınız zaman. O yüzden ben oturabilir miyim biraz? Dediğin çok iyi bir şey. Yani emekse burada emeğin çok büyük bir kısmı var. Ki keza şöyle bir şey. Yani baktığınız zaman bu matematiksel bir model. Şey değil. Hani böyle bir Serdar Ortaç şarkısı için yapılan bir espri var. İşte Serdar Ortaç şarkısında böyle büyük bir tane kırmızı buton var. Basınca Serdar Ortaç şarkısı çıkıyor. Yani bu öyle bir şey değil. Yani biz tabii şu an sadece inference ile ilgileniyoruz. Orada bir tane üst tarafta turuncu bir buton var. Basıyorsunuz resim geliyor. Emek yokmuş gibi gözüküyor ama o mimariyi geliştiren yüzlerce insan, işte binlerce open source contributor var arka tarafta. Bunları geliştiren işte yurt dışındaki üniversitelerde bir sürü akademik insan, o dataları toplayan insanlar, temizleyen insanlar falan, böyle bayağı baktığınız zaman aslında böyle insanlığın bir şeyi gibi. Yani burada aslında argüman sunmak için soracağım. Katılmak istedim, katılmıyorum anlamında değil ama yani burada bence emek vermiyor kısmı sadece bir Hugging Face'e girip bir parametre yazıp, hani bir text yazıp genelde tıkıldığı zaman hani güzel bir şey çıkartanlara karşı. Yani çünkü biz örnek veriyorum bir şeye baktığımız zaman, portre, elle çizilmiş bir portreye baktığımız zaman İşte o boya nereden geliyor, o boyanın işte hangi madenlerden kazanıyor, o işte çiçeklerden yapıyorsa o çiçekleri toplayan adam, bunların emeğini düşünmüyoruz. Yani o son aşamadaki o şeyin, o boyayan sanatçının emeğini düşünüyoruz. Hı hı. Yani burada da aslında hani generative AI'ye karşı yapan argüman o son kullanıcı, işte o generate tuşuna basan kişinin emeği aslında, hı hı, emek olarak görülecek anlamda. Evet. Evet, evet. Ama zaten burada şöyle bir şey var. Yani mesela diyorum Diffusion bu mimaride hadi biz sanatçıların yerini alalım, biz sanatçı olalım diye de geliştirmiyor baktığınız zaman. Yani bu normal. Bu işin amacı gerçekçi fotoğraflar, yani bilgisayar tarafından isteğinize göre promptunuza göre fotoğraf üretmek. Sonrasında tabii hani biz köpek çıkartabiliyorsak neden Da Vinci tablosu da çıkartmıyoruzdan sonra çıkan ve insanları etkileyen bir şey olduğu için şu an bu kadar güzel hale geldi. Metroya falan gittim. Mesela metroya bindiniz mi? Metroda hepsi bu arada reklamlarındaki o insanlar var ya aşağıda. Onlar da mesela Midjourney ile yapılmış. Böyle yani görünce anlaşılabiliyor. Şey, gerçek insan değiller onlar da baktığınız zaman. Şimdi bir arkadaş vardı, bilgisayar uğraşıyor. Profesör arkadaşlarımızda vardı. Şu an seçim var diye acayip bir çalışma varmış. Herkes bulunmuş. Bütün freelancerlar. Her tarafa böyle şeyler yaratıklar için. Şu an şey zamanı onlar. En çok kazandıkları zaman. Şu an yapay zekanın oluşturduğu resimlerle train edilen bir model var mı? Sadece yapay zeka. Evet, 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 evet. Yani sıfırdan şöyle bir şey, işte sıfırdan full scratch training deniyor. Bu yapılmıyor. Yani mesela Stable Diffusion modeli baz alınıyor. Midjourney ile mesela öyle ben de yaptım zamanında. Mesela Stable Diffusion Midjourney kalitesinde üretim yapamıyordu. Midjourney'den fotoğraf basıyorduk sabahtan akşama kadar. O fotoğraflarla Stable Diffusion'ı fine tune ediyorduk. Daha kaliteli fotoğraflar elde ediyorduk o zamanlarda. Bu yapılıyor yani bayağı. Hatta şöyle Hugging Face'de direkt şeyi var, data seti var. Bayağı mesela 10.000 tane fotoğraf üretmişler. Onun captionları da yanlarında. Böyle alıp eğitebiliyorsun yani. Şurada bir soru vardı. Heh. Aslında az önce biraz ben sorunun cevabını aldım ama yine de sorayım. Ben biraz işin maliyet açısından bakıyorum. Bir train'e başladığımızda veya bir butona o turuncu butona bastığımızda oluşan şeyin maliyeti giderek daha da azalabilir mi? Yani evet. Demek istediğim nokta şu. Biz milyonlarca veya milyarlarca resmi train ediyoruz. Bunu bugün, yarın bir şekilde download edip bir şey kendi bilgisayarımızda, sunucularda yüksek kapasiteli CPU, GPU'larda değil de kendi bilgisayarımızda bir şekilde generate etme imkanımız olabilir mi? Evet. Ya şu an var. Şöyle yani sıfırdan eğitim, yani from scratch training o 1 milyon dolar. Yoksa mesela herhangi bir tarzda eğitimi çok, yani o LoRa'dan bahsettim ya, LoRa training'den. Onlar mesela atıyorum işte 6-7 saatte
böyle bir 3090 veya 4090 gibi bir ekran kartı işte 4-5 saatte yapabiliyor. Normal hani işte 3070, 3060 ile de herhalde bir 12-13 saatte falan aşağı yukarı yapılabiliyor yani şu an. Ama mesela sıfırdan bir eğitim yapacaksın, onun maliyeti çok yüksek. Ama zaten çok az insan yapıyor bunu. İkincisi Generate butona bastığınız zaman ki optimizasyon, en son çıkan Latent LCM diye bir teknoloji çıktı. Latent Consistent Models, İngilizcesi LCM. Bunlar inanılmaz hızlı üretim yapıyorlar. Böyle hani anlık mesela atıyorum anında şey, yüzünüzü Elon Musk'a çeviriyorsunuz deepfake'ten ayrı olarak. Anlık olarak mesela atıyorum bütün her şeyi stylize edebiliyorsunuz bu modellerde de. Bu tamamen şeye bağlı. Transformers mimarisini ne kadar optimize edebildiğinize bağlı. Mesela ilk var bu Transformers mimarisiyle haşır neşir olan var mı? Attention is all you need. Orada mesela ilk mesela şu an hiç kimse ilk paper'da kullanan mimariyi kullanmıyor. Çünkü inanılmaz yani şey. Teknoloji çok iyi ama şey hiç optimize değil. Onun mesela şu an yüzlerce varyasyonu var. Yani bu Transformers'lar ne kadar iyileştirilirse, optimize edilirse bu süreçte aslına bakarsanız o kadar kısalıyor, o kadar maliyeti düşüyor. Muhakkak olacak bu arada çünkü yani o bir iplik sökü gibi yani artık çıktı yani o sonsuza kadar gelişecek. Son zamanlarda TikTok ve Alibaba çok fazla böyle paper yayınlamaya başladı. İşte Facebook onlar zaten habire bir şeyler yapıyorlar. Genel olarak böyle yani yakından takip etmek isteyenler için söylüyorum bunu. Meslekle ilgili, yani borçtan şeye geçmişsiniz değil mi? Rıfık Anadolu'ya geçmişsiniz. Evet. O süreci biraz kısaca anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Yani çok şey değil ama yani kariyeriniz olarak... Ya ben çok önce, yani ben evde aslına bakarsanız başladım yapay zeka çalışmalarına. 2016 yılında başladım evde. Sonra etrafımdaki arkadaşlarıma böyle anlatmaya başladım. Çünkü o zaman çok fazla böyle tanıdığım yoktu. Sonra ev arkadaşım da o zaman IEEE'de işte okul başkanıydı. Sonra beni böyle sağa sola göndermeye başladı okullara. Sonra ben eğitim vermeye başladım. Sonra YouTube kanalı açtım. Refik Hoca da o zamanlarda YouTube'tan işte denk gelmişti bana. Sonra biz de öyle tanıştık. Görüşmeye başladık. Sonra ben şirket ayrıldıktan sonra Twitter'da yazmıştım. Böyle böyle hani ben yeni iş arıyorum şeklinde. Sonra Refik Hoca yazdı. Gelmek ister misin diye. Sonra öyle başladı. Yani öyle bir daha öncesinde bir tanışıklığımız vardı YouTube üzerinden. Evet o zaman... Evet, zaten bayağı oldu ya 8.45. Rica ederim. Çok güzeldi. Çok güzeldi.